Evet, 30 dakika başladı. Şu anda karşımızda Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Komisyonu eski başkanı ve İhraç hakim Talip Aydın var. Talip Bey, merhaba. Merhabalar Erkan Bey. Teşekkür ederim. Yanımıza hoş geldiniz. Şimdi sizinle önemli bir konuyu masaya yatıracağız. Bu konunun uzmanı sizsiniz. Almanya'da insan hakları kuruluşu, Human Rights Defender adlı insan hakları kuruluşu, Alman yargı makamlarına bir suç duyurusunda bulundu. Türkiye'de yaşanan insan hakları ihlalleri ve işkencelerle alakalı bir suç duyurusuydu bu. Ve 248 işkenceci ve insan hakkı ihlali yapan isimler hakkında bir suç duyurusu da bulunuldu. Bu konuyla alakalı size biraz detay konuşmak istiyorum. Ne diyorsunuz bu suç duyurusuyla alakalı? Evet, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok çok siz de belirttiğiniz çok çok önemli bir başvuru. Bu başvurunun ne anlama geldiğini, uluslararası hukuk ve normal insan hakları anlamında nereye oturması gerektiğini konuşmamız gerekiyor. Öncelikle bu davanın üst başlığı evrensel yetki dediğimiz bir kurum. Evrensel yetki şu demek, bazı suçlar var. Bu suçlar o kadar ağır, insanlığa karşı suç oluşturan büyük suçlar, soykırım, insanlığa karşı suç, savaş suçları ve sistemli işkence. İşte bu suçlar dünyanın neresinde işlenirse işlensin, kime karşı işlenirse işlensin, kim tarafından işleniyor olursa olsun, bütün dünyada soruşturulabilen, kovuşturmaya tabi tutulan evrensel yetki kapsamındaki suçlar. Yani bunlar insanlığa karşı yapılmış suçlar olduğu için her devlet bunu kendi ülkesinde yargılıyor. Kapsam, kavram bu. İşte bu çerçevede Almanya'da Türkiye'deki özellikle 15 Temmuz sonrasında yaşanan olaylar kapsamında bir dava, bir soruşturma başvurusu yapıldı. Bu başvuru evrensel yetki kapsamında yapıldı. Şunu yalnız açıklamak gerekiyor, bilmek gerekiyor. Yalnızca işkence değil. Yani burada başvuru insanlığa karşı suç işlendiği, soykırım yapıldığı ve sistemli işkence yapıldığına dayanan çok geniş kapsamlı bir başvuru. Ve bunun referansı ise Almanya'daki özel bir ceza yasasından kaynaklanıyor. Nedir o? Şimdi şöyle evrensel yetki dediğimiz konu dünyanın 130 ülkesinde, Türkiye'de dahil, her ülke bu suçlar için özel düzenleme yapmış kendi ceza kanununda. Yani bu suçları ben kendi ülkemde yargılayacağım demiş. Almanya'da bu konuda bir düzenleme yaptı 2012 yılında ve bugün itibariyle bu suçlar için özel bir federal savcı var bu suçları takip eden. Bu konuda yargılama aşamasına geçildiğinde bir yüksek mahkeme görevlendirilmiş ve bu suçlara, bu soruşturmalara bu yetkili kurumlar bakacaklar. Yani şu anda tamamen Almanya'nın kendi yargısı içerisinde yürüyecek bir kavramdan bahsediyoruz. Yani Tabii bunun buradaki hocam, yani buradaki konu, şimdi Türkiye'de işlenen bir suç var. Bir insanlık suçları var. Bir tane insan suç, işkenceler var. Bununla alakalı dünyanın herhangi bir yerinde insanlar elinde yeterli bilgi, belge varsa dava açabilirler mi yani? kesinlikle açabilirler. Biraz evvelki kaldığım yerden giderek bunu bağlantı yapmak istiyorum. Mesela şu anda Almanya'da evrensel yetki kapsamında açılmış yürüyen davalar var. Örneğin Suriye Hava Kuvvetleri Komutanı ve Suriye'deki üst düzey yetkililer Hafız Esad, Beşar Esad da dahil olmak üzere yargılanıyor Almanya'da. Ve bunlar hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartıldı. Dolayısıyla bu konu uluslararası topluma yabancı bir konu değil. Örneğin bildiğiniz gibi Pinochet, Şili'nin eski diktatörü yine bu kavram çerçevesinde İspanya'da yargılandı. İngiltere'ye tedavi için geldiğinde İspanya makamları bu kişiyi kendilerine iade etmelerini talep etti İngiltere'den ve İngiltere bu talebi kabul etti. Özellikle Afrika ülkelerinde birçok ülkede zamanında soykırım yapmış, işte insanlara karşı suç işlemiş işkenceciler bir şekilde batıya, özellikle batıdaki devletlere geldiklerinde bu insanlar orada derdest ediliyorlar ve birçoğu itibariyle çok ağır cezalar alıyorlar. İşte bu 248 kişi de artık bu sürecin muhatabı olacak. Bu insanları uluslararası arenada, şu an Almanya'da bu başladı.
Ama diğer ülkelerde de bunu takip edecek. Biraz sonra bundan da bahsetmek istiyorum bir miktar. Bu anlamda çok çok önemli bir ilk başvuru gerçekleşti. Şimdi adım adım gidelim. Hocam şimdi böyle bir başvuru yapıldı. Diyelim ki buradaki bu mahkemede bahsedilen 248 kişi suçlu bulundu. İnsan suçu işlediğine dair, işkence yapıldığına dair suçlu bulundu diyelim. Ne olur? Yani şimdi Türkiye'nin nasıl bir rejimle yönetildiğini, hukuk ne kadar bir bağlantısının olduğu malum. Evet. Şimdi Türkiye Erdoğan rejimi hiçbir şey takmıyor ki. Yani o beni ilgilendirmez diyecektir. Tabii. Sonra ne olacak? Şimdi şöyle biliyorsunuz yani Naziler de mesela son zamana kadar kendilerini Almanya dışında yenilgileri dahil hiçbir şeyi dünyadan gizliyorlardı. Halk, toplum onların düştüğü durumun farkında değillerdi. Yani düşülen bataklık o kadar derin ki artık oradan çıkamama adına her türlü refleks kullanılabiliyor. Ama şunu söylemek gerekiyor. Bunlar uluslararası alanda çok ciddi anlamda kazanılmış, uzun vadede sonuç alınacak hamleler. Yani bunlar sembolik şeyler değil. Bunun somut yansımaları olacak. Şöyle söyleyeyim, yani bu 248 kişi yalnız bununla sınırlı değil. Şimdi biliyorsunuz savcılar otomatik olarak soruşturmayı kendileri yürütecekler. Onlar da delil topluyor muhtemelen. Yani daha başka mağdurlar, daha başka sanıklar bu dosyalara girecek. Bir taraftan Birleşmiş Milletler İşkenceyi Önleme Komitesi'nin genel soruşturma başvurusu başlatıldı. Orada da bu işkencecilerin isimleri kayda geçti. Şimdi bu insanlar artık Türkiye'den çıktığı anda yakalanma riskiyle karşı karşıya. Yani Türkiye'den yani, çıktığı andan itibaren bir müeyyideyle karşı karşıya kalabilir. Çıkmazsa? Tabii. Çıkmazsa soru yok. Çünkü Türkiye'ye yani şu anda şu andaki siyasi konjonktür gereği, yani Türkiye'de şu anda yargı esir. Şu anda bağımsız mahkemeler yok. Dolayısıyla tamamen siyaset üzerinden giden, rejimin baskısıyla giden bir mekanizmadan bahsediyoruz. Ama bu mekanizmanın zayıfladığı anda Nazileri unutmayalım. Yani Naziler yıllar sonra dünyanın dört bir yanından toplandılar. Yaşlı olanlar da ve hak ettikleri cezayı buldular. Dolayısıyla bugün Türkiye'de rejime güvenerek iş yapan hakim savcılar, bürokratlar, işkenceciler unutmasınlar. Rejimin siyasi ayağı zayıfladığında onlar Türkiye'de de soykırım ve insanlara karşı suç kapsamında yargılanacaklar. Ama dünyada bugün Türkiye'yi terk ettikleri anda artık onlar için tutuklanma riski ve yargılanma riski, risk demiyorum zaten, başladı şu anda. Peki diyelim tamam Türkiye dışına çıktı. Ve dediğiniz gibi siyasi otorite her zaman böyle kalmayacak. Yani nice rejimler geldi, çöktü ve gitti. Ve o bürokratlar da ortada kaldı. Neyse cezası onlar da çekecekler. Ama peki böyle bir insanlık suçunun, işkencenin, size emekli ihraç hakim olarak bunun yasalardaki, uluslararası hukuktaki karşılığı ne? Nasıl bir ceza alma ihtimalleri var bahsi geçen 248 ismin Türkiye'deki? Bunlar şimdi dediğim gibi soykırım ve insanlara karşı suç ve sistem işkence yapmaktan yargılanacaklar. Bu suçların Alman Ceza Kanunu'ndaki karşılığı müebbet hapisten başlıyor. 5, 10, 15 senelik hapisler var işledikleri suç miktarına göre. Çok ciddi suçlar, çok ciddi ithamlarla karşı karşıya. Tabii bu sadece Almanya için de geçerli değil. Yani diğer ülkelerde de açıldığında o ülkelerde de aynı benzer cezalarla karşı karşıya kalacaklar. Müebbet dediniz öyle mi? Tabii ki. Yani soykırım suçunun karşılığı müebbet hapis Almanya'da. Şu anda Almanya'da bu kapsamda. Şimdi ben şurayı biraz açmak istiyorum. Sadece işkence gibi gidiyor ama bu kapsamda yapılan başvurunun içeriğinde şunlar var. Soykırım yapıldığı söyleniyor. Özellikle soykırımın 6C bendi gereğince. Yani bir topluluğun, özellikle Gülen Movement hareketini de merkeze alarak bu insanların KYK'lar ve sistemle beraber sistemli yok edilmesi, hayat kaynaklarının kurutulması, işten çıkarma, sağlık hakkı vermeme, toplu tutuklama,
efendim yardım toplananların bile tutuklanması, yani ailelere yardım edenler bile terör örgütüne yardımdan içeri alındı. Olaylar bütünleştirilerek bunun soykırımın özel bir maddesine girdiği ve ayrıca insanlığa karşı suç kapsamının bütün şeylerin uygulandığı. Bunlar nedir? Uluslararası hukuka aykırı olarak haksız tutuklama yapılması, sistemli tecavüz, özetle Jobla tecavüz vakası çok fazla, sistemli işkence ve kaçırılmalar. Yurt içi ve yurt dışı kaçırılmalar da zaten işkenceyle bağlantılı. Mesela bu 248 kişinin içine baktığınız zaman kaçırılmalarda kilit rol oynayan büyükelçilerin şikayet edildiğini görüyoruz. Yani bunlar şunu diyemezler. Biz devlet görevlisiydik, emir aldık. Şunu unutmasınlar. Kanuna aykırı emir yerine getirilmez. İşkence emirle yapılabilecek bir şey değildir. Bu insanları kaçırıyorsunuz, Türkiye'de işkenceye maruz kalıyorlar. Şimdi bu bütün dünyada bu kaçırılmaları gerçekleştiren büyükelçilerin hepsi bugün Almanya'da, belki daha sonra Lahey'de, Birleşmiş Milletler'de işkenceci olarak, soykırımcı olarak şu anda yargılanmaya başladılar. Buna ek olarak söyleyeyim size, hakim savcılardan, yani çok net vakalar var, çok net tespitler var. Bu konuda hiç zorlanmayacak uluslararası mahkemeler delil bulma noktasında. O zaman, evet. O zaman sözünüzü unutmayın ama siz hem şimdi tam da o noktaya giriyoruz sözün gelişinden anladığım kadarıyla. Siz dosyada hakimsiniz. Peki bu dosya gerçekten sağlam mı? Yani yeterli bilgi, belge, çünkü isim 248 tane isim belirtilmiş. Süleyman Soylu ile başlayıp İçişleri Bakanı. Aşağı kadar valisi, biraz önce dediğiniz büyükelçiler, ne bileyim gardiyana kadar hepsi teker 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 hakimi, savcısı teker teker sıralanmış, adli tıp uzmanına kadar. Peki çok, bu dosya gerçekten sağlam mı? Çok sağlam. Şunu söyleyeyim. Türkiye'deki işkencecilerin, kaçırma faillerinin, soykırım suçuna iştirak edenlerin anlaması gereken konu şu. Orada kendilerini çok garanti görüyorlar. Sistem onlara bir illüzyon diyelim, bir aldatmacayla biz sizi koruruz. Ne yaparsanız yapın, yargı da bizim elimizde, bütün sistem de bizim elimizde. Bu insanlara istediğinizi yapabilirsiniz, biz sizi koruruz mesajı verdi. Ama yurt dışına, uluslararası alana çıktığınız zaman korkunç bir şekilde bunlar delillendirilmiş durumda. Bakın, 81 ile resmi yazıyla İçişleri Bakanlığı üzerinden işkence yerlerini gizleyin, işkenceyi gizli olarak yapın diye mesaj gönderilmiş. Bunların kayıtlarına ulaşıldı. Şu an öyle mi? Bir dakika, bir dakika. Çok ilginç bir şey söylüyorsunuz. Bir daha tekrar eder misiniz? Yani tabii, şimdi, işkenceyi gizleyin ifadesi mi? Aynen, resmi yazı ele geçirilmiş durumda. Yani Avrupa Konseyi İşkence Önleme Komitesi'nin Türkiye'ye hemen darbe sonrasında ziyareti öncesi 81 ile resmi gizli yazı gönderildi. Ve orada şu ifadeler geçiyor. Unofficial center'ları kullanmayın. Yani gizli bu işkence yapılan yerleri kullanmayın. Delilleri de yok edin. Komite geliyor. Bu resmi yazı, bakın. Şimdi bunun gibi deliller KHK'larda var. Yani bizzat resmi olarak çıkarılan kanunlarla zaten bu yapılmış. Örneğin Zonguldak'taki bir işkencede polisler işkence yaparken mağdur diyor ki, siz Allah'tan korkmuyorsunuz, ben sizi şikayet edeceğim, nasıl yaparsınız bunu? Dedikleri şey şu işkencecilerin: biz oradaki savcımız Hüsnü Yağız mı bilmiyorum, ondan garanti aldık, bize garanti verildi, yürüyebileceklerse sorun yok denildi. Şimdi bu işin içerisinde savcılar, hakimler ve diğer organizasyonlar var. Yani işin gerisinde bu insanlara bazı taahhütler verilmiş. Siz işkence yapın, biz arkanızdayız. Ve nitekim bir tek bugüne kadar işkence nedeniyle açılmış dava yok. Gökhan Açıkkolu gibi birçok işkence altında öldürülmüş, vefat etmiş insanlar var. Bu insanların soruşturmaları kapatıldı. Ben şunu söylüyorum, bakın. Türkiye'ye hukuk bir gün gelecek. Siyasi, bütün bu davalar siyasi. Ve çok büyük bir şekilde bunlar delillendirilmiş, çok açıktan yapıldı zaten bunlar. Ve ben size şunu söyleyeyim, bunu yapan insanlar yarın kendilerini savunmaları mümkün değil.
Çünkü şunu diyemezler. Bize geriden, hariçten dediler ki işkence yapın ama biz sizi koruyacağız. İşkence bir insanlık suçu. Organize halde yapılması ise soykırıma giriyor. İnsanlar karşı suça giriyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Deliller çok kuvvetli. Ona göre bir süreç yürüyecek. Uluslararası mahkemeler zaten bunlarla karşılaştıklarında şok oluyorlar. Birleşmiş Milletler'e Türkiye'nin yaptığı savunmalar korkunç. Yani ellerindeki delillerin hiç olmadığı, ne gibi vahim şeyler gerçekleştirildiğini uluslararası toplum yavaş yavaş anlamaya başladı. Bunlar şimdi daha da giderek hızlanacak bir şekilde gündeme gelecek. Bu insanların akıbetleri evet. Bu anlamda oldukça ciddi bir şey bekliyor kendilerini. Süreç evet, hukuki tabiriyle ifade etse ama kendi tabirine ifade okka altına girecekler demektir bu isimler. Yani Guardian'ından İçişleri Bakanı'na kadar pek çok isimler orada sıralanmış. Fakat buyurun Tarık Bey, sözünüzü unutmayın. Aynen. Bakın şunu söyleyeyim. Yani aslında bir bürokrat refleksi şudur. Yani bürokratlar şeyi çok iyi bilirler. Kendilerini tehlikeye atacak işlere girmezler. Akıllıları bunu yaparlar. Çünkü siyasiler geçicidir. Bunu görmek için çok kahin olmaya gerek yok. Bakın rejime bakın. Herkesle işbirliği yapıyor. Bugün biriyle işbirliği yapıyor. Yarın onu terk edip başka biriyle gidiyor. Bu insanlara yarın şunu diyebilecekler mi acaba? Biz emir aldık, onlara güvendik. Herkes düşünecek, kanunların dışına çıkmasaydınız. Onun için akıllı insan, yani o anlamda söylüyorum, bu işlere bulaşmaması lazım ama çok kötü bir şekilde işin içine girmiş insanlar var ve bunlar delillendirilmiş. Onları artık uzun bir yargılama ve gerçek adalet bekliyor. Yani bu Türkiye'de yok ama dünyada uluslararası mahkemelerde var. Bunlarla yüz yüze gelecek bu insanlar. Peki Tayyip Bey, şöyle sorayım. Şimdi evet, Türkiye'de yargı ve hukuk yok, anladık. Uluslararası yargı var, tamam. Ama uluslararası yargının bu konuda ne kadar adil olacağı ve bu konunun üzerine ne kadar gideceğiyle alakalı insanların kafasında soru işaretleri de var. Yani uluslararası yargı şu anda Erdoğan rejiminin o ülkeye vereceği iki ihaleyle o yargı bu konuda Toristan yapabilir mi? Yani bu konuda eğilip bükülme ihtimali söz konusu mu? Böyle eğilip büküldüğüne dair geçmiş tarihlerde örnekler var mı? İnsanlar ne kadar güvenebilir yani? Tabii şu anda özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kanadından ciddi anlamda bir hayal kırıklığımız var. Orada siyasetin ve çeşitli argümanların devrede olduğunu biliyoruz. Ama Birleşmiş Milletler kanadında şu ana kadar çıkan kararlar bizi umutlandırıyor. Yani olması gerektiği kadar, en azından olduğu kadar doğru gidiyor. Ülkeler bazında da bir sorun olacağını düşünmüyorum. Yani her ne kadar ülke düzeyinde siyaset devrede olsa da bağımsız mahkemelerden bahsediyoruz. Yani biz Türkiye'de bu bağımsız mahkemeleri unuttuk. Ama dünyada, hadi Berlin'de hakimler var diyelim. Ondan sonra başka ülkelerde de öyle. Bakın yani Amerika'da Trump'ın herhangi bir kararını çok rahat bir federal hakim uygulamayabiliyor. Yani hukukun olduğu yerde, gerçek adaletin olduğu yerde bu mağdurlar haklarını aramalılar. Artık buranın yani yolu bu. Bu mecralardan gidilmesi lazım. Bir şey daha ilave edeceğim ama buyurun siz, ben önce yani şöyle sorunuzu alayım. Diyelim. Yani şimdi dünyanın programımızın da sonuna doğru geliyoruz. Yani dünyanın herhangi bir yerinde, Türkiye'de veya dışarıda ama Türkiye'deki insanların bir şey yapabilmesi çok zor, ama yurt dışında işkence görmüş, elinde belgesi olan insanlar bulundukları ülkenin savcılığına mı gitmeliler veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne mi gitmeliler veya işte şu an ismini bahsetmiş olduğumuz İnsan Hakları Örgütü, Human Rights Defender adlı insan hakları örgütüne mi ellerindeki malzemeyi ulaştırmalılar? Bu konudaki sizin öneriniz ne? Özellikle işkence ve kaçırılma olaylarıyla ilgili gidilebilecek uluslararası 2-3 tane merci var. Bir tanesi Birleşmiş Milletler İşkence Önleme Komitesi. Buraya bireysel başvuru yapmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Onun haricinde ülkeler bazında, mesela Almanya'daysa bu kişi ve işkence görmüşse, oradaki bu davaya gerek oradaki dernek üzerinden veya bizzat bu açılan soruşturmayı referans göstererek gidip savcılığa
ifadelerini verebilirler, müdahil olabilirler ve tanık koruma kanunundan yararlanma şansları var. Başka bir ülkede olsa bile Alman savcılığı, federal savcılığı istinabe yoluyla bu insanların ifadelerini alabilir. Bu bir boyutu işin. Kaçırılmalar da buna dahil bu anlamda. Diğer bir konu, şunu da öneriyorum. Bakın, bu kapsamda dünyanın 130 ülkesinde Almanya'da açılan bu dava gibi dava açma şansları var mağdurların. Ama burada yapmaları gereken özel bir maddeyi işletmeleri gerekiyor. Yani Almanya'da yapıldığı gibi bu ülkelerin mevzuatında soykırım, insanlığa karşı suç ve sistemli işkenceyi soruşturan savcılar ve mahkemeler var. Yani dilekçelerini bu maddelere istinaden verecekler. Ve eğer varsa, diye birçok ülkede de bu böyle, orada mesela soykırımı teşvik eden, işkenceyi teşvik eden, fişleme yapan, bugün bunlara çok karşılaşıyoruz. Amerika'da dahil, Hollanda'da, Fransa'da hala mağdurları orada şikayet edip Türkiye'de tutuklanmalarına yol açan, nefret suçu işleyen insanlar var. Bunlar bu davanın sanığı. Bunların isimlerini toplasınlar. Bir liste halinde bu 248 kişinin de ekleyecekleri diğer listelerle beraber oradaki savcılıklara gitsinler, başvurularını bu kapsamda yapsınlar. Bu bir mücadele. Türkiye'de bugün siyaset hukuku rehin aldığı için hemen kısa vadede bunlar çözülmeyebilir. Ama dünyada yapılacak çok şey var ve bu çember işkenceciler ve kaçırmacılar için daralıyor. Bunlar kayıt altına girdi. Ömürleri varsa, yani 90 yaşındaki Nazileri topladıkları gibi Türkiye'ye hukuk ne zaman döner bilemiyorum. Ama dünyaya çıkamayacakları kesin bugün bu insanların. Artı Türkiye'ye döndüğünde de aynı soykırım ve işkence kapsamında orada da yargılanacaklar. Deliller de çok kuvvetli. Çok zorlanmayacak bunları yargılayan mahkemeler. Evet. 248 kişi hakkında güzel günler beklemiyor bu isimler ki bir de zaman aşımı da yok değil mi? Hukukta insanlık suçlarına karşı zaman aşımı da söz konusu. Bu 30 sene sonra da olsa evet. Yargı yakasından tutar geri cezayı verir. Doğru mu? Aynen ve şunu söyleyeyim bakın size bunu da anlatmam gerekiyor. İnsanlarla dalga geçer gibi. Düşünün kaçırılmış, işkence edildiğini bilen aileler var. 130 gündür, 140 gündür, 1 yıla yakındır kaçırılmış. Devlet adı altında çetelerce kaçırılmış. Bu insanların aileleri umutla savcılara, hakimlere gidiyorlar. Lütfen bulun bu insanları diye. Onlara karşı o dosyaları kapatanlar ya da şikayet yapan hanımefendinin evine baskına gelen emniyet görevlileri. Bu suçları kapatan insanlar bu suçun ortağı durumunda. Onları da kaydetmek gerekiyor. O isimler de bilsinler ki bu insanların ömürleri siyasi rejimin ömürüyle belki o kadar da değil, onunla sınırlı. O bittiği anda ömür boyu takip edecek bir sistem devreye giriyor. Şu anda uluslararası hukuk yakalarındadır. Bunun kaçarı yok. Sonra şunu demesinler, ben bilmiyordum. Benim valla haberim yoktu bu işten demesinler. Onlara bu ihtarlar bugün çekildi. Yani bu mahkeme kararları. Son olarak şunu söyleyeyim. Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Komitesi'nin kararı Malezya'dan kaçırılanlarla ilgili davada Birleşmiş Milletler kararı ilgili mahkemeye avukat tarafından iletilmesine rağmen mahkeme arar acele bir mahkumiyet kararı verdi ve şunu dedi, bize henüz böyle bir şey tebliğ edilmedi. Ben o insanlara da söylüyorum, bu karar kanunu bilmemek mazeret değildir. Bunlar size tebliğ edilmek zorunda değil ama yarın savunmanızda lütfen bunları kullanmayın. Bu kararlardan haberiniz var ama birilerinin etkisi altında bunları yapıyorsunuz. Yarın bunların hepsi dosya olarak önünüze konulacak uluslararası mercilerde belki Türkiye içinde de o zaman bu hakkınızı kaybetmiş olacaksınız. Bunu da o kişilere iletiyorum buradan. Hocam son bir minik sorum olsun arkasından programı bağlamış olalım. Şimdi Almanya'da konuyu toparlarsak
mahkemeye müracaat edildi. 248 kişi tespit edildi. İsim isim, belge belge, altında dolu bir dosya. Sağlam bir dosya dediniz. Evet. Şu anda öğrendiğim kadarıyla Almanya'da federal bir savcı ve bir yüksek mahkeme bu konuyla ilgili görevlendirildi. Doğru mu? Peki, doğru. Aşama bu. Peki bu aşama, bu süreç, bu proses ne kadar sürer? Şimdi bu tabii yargılamanın kişiler açısından birçok bu işin sanığı var, mağduru var. Bu soruşturmalar 1-2 sene en az sürecektir. Onu söylemek mümkün ama çok büyük bir sistemden bahsediyoruz. Yani burada bireysel değil. Bakın burada bir organizasyondan bahsediyoruz. Burada sistemli, yani bir suç örgütünden bahsediyoruz adeta. Devlet içerisinde yuvalanmış ve işkenceyi organize eden, kaçırmayı organize eden bir yapıdan bahsediyoruz. Belki bu başka bir davanın konusu olacak Türkiye'de. Savcılar bunu da iddianamesini yazacaklar. Şimdi Almanya'daki federal savcı da zaten delil topluyordur Türkiye ile ilgili. Çünkü o görevi gereği böyle bir yetkisi var. Belgeler, bilgiler sunuldu. Bazı kişilerin durumu çok net. Onlar dediğim gibi kırmızı bülten rahatlıkla çıkarılabilir. İfadeleri alınmaya çalışılacak. Bu hemen kısa vadede, bir ayda iki ayda olacak bir şey değil ama çok net, sonuca gidici, çok önemli bir mahkeme süreci karşımıza geliyor şu anda. Evet, 248 kişiyi iyi günler beklemiyor. Eğer işkence ve insanlık suçu yapacak emirle veya kendi iradesi var, bu 249. olmak istemiyorsanız eğer, bu işlerden uzak durun demek herhalde bizim de görevimiz olacak. Şunu da ben bitirmek istiyorum. Bu tabii 248 şu anda ilk isimler. Bundan başka birçok insan olduğunu söylemek mümkün. Bu konuda hem Almanya'daki derneğin ilgili kişilerine, hem Birleşmiş Milletler'e yapılan işkence başvurusu kapsamında o başvuru yapan insan hakları derneklerine mağdurlar isimlerini bildirmek zorunda da değil. İşkence yapan, kaçırmalara şey yapan, bu soruşturmaları kapatan bir vesileyle bu konulara içeride olan insanların isimlerini, olayları bildirebilirler. Onlar da gereken yerlere bunları ulaştıracaktır. Bu 248 şu an için başlamış bir rakam. Bu artarak devam edecektir diye evet. Düşünüyorum. Ben buradan programı bağlayacağım ama iki ay oldu zannediyorum. Yine ben sizi konuk etmiştim. Orada izleyenlerin pek çok soruları oluyor. Yorum kısmında bunları yazıyorlar. Buradan da ilan etmiş olalım. Sorularınız olursa yorum kısmına, bir videonun altına yazın. Talip Bey'e ben de buradan yönlendireceğim. Daha sonra belki bir şekilde bir cevaplama, belki o yorumların altına cevaplama imkanı olabilir. Oradan da cevaplara ulaşmış olacaksınız. Talip Bey'e çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun Erkan. Görüşmek üzere.